3-9 Kasım Organ ve Doku Bağış Haftası dolayısıyla Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Organ Nakil Merkezi farkındalık standı açtı. Açılan standta organ nakli konusunda bilgiler verilirken bir yandan da duyarlı vatandaşlar organ bağışına yönlendirildi. Hafta dolayısıyla Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Organ Nakil Merkez Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Faruk Özkul ve Doktor Serkan Bakırdüven Çomu TV mikrofonlarına konuştu. İlk başlarda küçük bir sıkıntımız vardı. Bu nakille ünitemize güven konusunda insanların akıllarında soru işaretleri vardı. Çünkü daha yeni bir üniteyiz. Daha sonra başarılı ameliyatların ardından istediğimiz seviyeye geldi. Şu anda yeterince başvuru var. Organ bağışına teşvik amaçlı aynı zamanda halkı bilinçlendirmek adına neler yapılabilir ve sizin bu yönde yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdir? Bu konuda duyarlılık çok önemli. İnsanların empati yapması, bu hastalıklarla karşılaşıldığında, çare yollarının tükendiğinde organ nakillerinin ne kadar önemli bir tedavi yöntemi olduğunu bilincine varması en önemli nokta. Bunun için basında, özellikle size görevler düşüyor, basında bize destek olunması çok önemsiyoruz. Ayrıca hastalarımız da çeşitli radyo ve televizyon programlarında kendilerinin bu konularda ne kadar muzdarip olduklarını, nakil olduktan sonra hayatlarının nasıl değiştiğini anlatmaları gerçekten değerli oluyor bizim için. İnanır mısınız, yani şu televizyon programından veya radyo programından sonra bize başvuran insanların sayısının arttığını görünce aslında basın bu görevi kendi üzerine üstlenmeli. Diyebileceğim şeylerden bir tanesi de organ naklinden sonra insanların hayatlarının nasıl değiştiğini ve yeni sosyal ilişkileriyle bunların yeni bir yaşama başladıklarını insanların görmeleri onların bağış konusunda bilinçlenmelerini sağlıyor. Bundan sonrası için nasıl planlarınız var? Yani biz ileriye dönük üniversitemiz olarak kadromuzu geliştirmeyi düşünüyoruz. Bir nakil merkezimiz, yeni hastanemiz açıldıktan sonra daha geniş imkanlara sahip olacak. Böbrek nakli şu anda aktif olarak yapıyoruz. Başarılı nakiller yapıyoruz. Bundan sonra karaciğere başlayacağız inşallah. Daha sonra bakalım Cenab-ı Allah ne gösterir? Belki pankreas. Buna doğru gidiyoruz. Son olarak organ nakliyle ilgili neler söylemek istersiniz? Bu konuda insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bilinçlenmek, bilinçli bir toplumda insanların organ nakillerine duyarlı olması ve bağış yapması daha yüksek seviyede oluyor. Örneğin İspanya'da nakillerin %100'e yakını kadavradan oluyor. Bunun yanında bizim ülkemizde ise bu oran gittikçe düşüyor. Yani %10'larda, %5'lerde. Bu konuda toplumu duyarlı olmaya davet ediyorum. Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Ülkemizde yaklaşık olarak 60 bin civarında son dönem böbrek yetmezliği hastası var. Ve bunlar içerisinde de yine yaklaşık 25 bin kadar hastamız nakil listesinde. Fakat bizim ülkemizde canlı vericiden böbrek nakilleri daha revaçta. Yani ortalama olarak ülkemizde yılda 3500 civarında bir böbrek nakli operasyonu gerçekleşiyor. Ve bunların da 3000 kadarını canlı vericiden nakiller oluşturuyor. Geri kalan kısmı, yani düşük 500 civarında da kadaverik, yani kadavradan böbrek nakilleri yapılıyor. Tabii bizim temennimiz kadavradan yapılan böbrek nakillerinin sayısının artmasıdır.